Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularıyla beraberiz. Birinci sorumuza baktığımızda geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olan Florence kasırgası, diğeri ise Filipinler, Çin ve Hong Kong'u etkisi altına alan Mankur Tayfunu'dur. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanmasına küresel ısınmanın etkisiyle atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu düşünülmektedir. Buraya baktığımızda sorumuzun sorum ettiğinde bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanmasına küresel ısınmanın ve atmosfer deniz sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu düşünülmektedir diyor. Biz bu öne sürülen e, düşünceleri destekleyecek e, cevaplara bakacağız. A şıkkına baktığımızda kasırga ve tayfunların sürekli olarak aynı yerlerde meydana gelmesi demiş. Ama soru metnine baktığımızda kasırga ve tayfunun Amerika'da, Filipinler'de, Çin ve Hong Kong'da meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aynı yerlerde olmadığı açıkça burada görülmekte A şıkkını kabul etmiyoruz. Doğru kabul etmiyoruz. B şıkkına bakıyoruz. Su döngüsünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması demiş. Buraya baktığımızda su döngüsü ile soru metninde herhangi alakalı bir şey olmadığı için B şıkkını da doğru kabul etmiyoruz. C şıkkına baktığımızda deniz yüzeyi sıcaklıkları azaldığında fırtınaların şiddetinin de azalması demiş. Soru metnime, metnine baktığımızda bize şöyle bir bilgi veriyor. E, deniz sıcaklıklarındaki artış atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artış daha sık ve şiddetli kasırgaların ve fırtınaların yaşanmasına sebebiyet veriyor diyor. Yani şöyle diyebiliriz. Atmosfer ve deniz sıcaklıkları artarsa kasırgaların şiddeti de artıyor. Deniz sıcaklıkları azalırsa kasırgaların şiddeti de azalıyor dediğimizden dolayı C şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Burada deniz yüzeyi sıcaklıkları azalırsa şiddetleri de azalır diyor. Burada doğru bir cevap var. D şıkkına da göz atalım. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sürelerinin değişmesi demiş. Soru metninde küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim değişimi ile alakalı herhangi bir şey verilmediği için bu düşünceyi destekleyen herhangi bir bilgi olmadığı için doğru cevap olarak C şıkkını alıyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. İklim Geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise daha dar bir alanda kısa süre içinde görülen hava olaylarıdır. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen öğrencilerinden iklim ve hava durumu örneklerini içeren birer kart hazırlamalarını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir. Kartlara bakıyoruz. Ee, burada hava durumu ile ilgili Bilgiler var burada da iklimle ilgili bilgiler var. Soru metninde e, verilen bilgilere bakarak bunları e, açıklamaya çalışacağız. İlk önce sorumuzu okuyalım. Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbirleri yer değiştirmesi gerekir e, demiş. Demek ki bizim burada bir hatalı e, kelimemiz var. Onu bakacağız. Şimdi burada hava durumu neydi? E, kısa sürede belirli bir dar bir alanda olacaktı. Bolu'da sabah saatlerinde demiş. Bolu dar bir alan sabah saatleri de bizim için kısıtlı bir zaman olduğu için bu hava durumuyla ilgili doğru kabul ediyoruz. Ağrı da bir haftadır. Ağrı yine dar bir alan ve bir haftayı burada söylediği için bu da hava durumuna uygun bir metin. Şuraya bakıyoruz. Antalya'nın yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin üstündedir diyor. Buraya baktığımızda Antalya'dan bahsediyor. Ama burada yaz mevsimi sıcaklık ortalaması dediği için uzun bir e, zaman dilimi var burada. Bu hava durumuyla alakalı değil. Dolayısıyla buranın iklim kısmına geçmesi gerektiğini görüyoruz. E, bakalım iklimdeki hatalı kısım nedir? İklim e, tekrar şöyle tanımına bakacak olursak, geniş bir alan ve uzun süre gözlenecek. Ee, ne demiş? Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. Kış mevsiminden bahsettiği için uzun bir süreden bahsettiği için bu öneriyi doğru kabul ediyoruz. Mersin'de yarın öğleden sonra demiş hemen gözümüze çarpıyor. Yarın öğleden sonra demesi burada da yine kısıtlı dar bir zaman dilimini söylediği için bunu kabul edemiyoruz. Dolayısıyla bizim bu bilgimizin de hava durumu kısmına geçmesi gerektiği gözleniyor. Ee, son şıkkımıza baktığımızda Rize'de her mevsim genellikle yağışlıdır genellikle mevsimlerden bahsediyor burada. Uzun süreli olaylar olduğundan dolayı bu da yine iklim başlığı altında olması doğrudur. Dolayısıyla bizim burada 3 üç ve üçgen şeklinin yer değiştirmesi gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Fen bilimleri 3. örnek soruyla devam ediyoruz. Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır. Ee, arkadaşlar dünyayı şu şekilde düşündüğümüzde güney yarım küre ve kuzey yarım küre e, diye adlandırdığımızda biliyorsunuz yılın farklı zamanlarında burada yaşanan gündüz süresiyle burada yaşanan Gece süresinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir tarafta en uzun gündüz yaşanırken diğer tarafta da en uzun gecenin yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bilgiden yola da çıkarak sorumuza devam ediyoruz. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmiştir. Birbiriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir. Konuşmalara bakacağız. Bu bilgilere göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey yarım küredir. Bunu bulmaya çalışacağız. Kesin olarak Kuzey yarım kürede yaşayan çocuğu bulmamız gerekiyor. Ekin diyor ki yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. Arkadaşlar biliyorsunuz 21 Aralık tarihine baktığımızda en uzun gündüz nerede yaşanıyor? Güney yarım kürede yaşanıyor, bildiğiniz üzere. Dolayısıyla Ekin'in Güney Yarım Küre'de yaşadığını biz e, bu verdiği bilgiden çıkarıyoruz. Elif diyor ki benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece 12 12 saat gündüz yaşanır diyor. Biliyorsunuz e, 12 saat gece ve 12 saat gündüz yılın e, yıl boyunca yaşanılan yer Ekvatordur. Elif'in Ekvator'da bulunduğunu e, söyleyebiliriz. Arda e, benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar diyor. Biliyorsunuz 21 Haziran arkadaşlar yaz mevsiminin başladığı yer nereydi? Kuzey yarım küreydi. Dolayısıyla Arda'nın kuzey yarım kürede yaşadığını biliyoruz. Umut'un verdiği bilgiye bakalım. Umut yaşadığım şehirde yalnız iki gün gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur diyor. Arkadaşlar Biliyorsunuz hem güney yarım kürede hem kuzey yarım kürede yılın iki gününde de gece gündüz süreleri ekinoks dediğimiz olay gerçekleşiyor birbirine eşit oluyor dolayısıyla Umut'un güney yarım kürede mi yoksa kuzey yarım kürede mi yaşadığını kestiremiyoruz. Dolayısıyla burada bir kesinlik yok. Sadece kesin olarak verilen bilgilere baktığımızda Arda'nın kuzey yarım kürede yaşadığını görüyoruz ve üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Fen bilimleri örnek sorulardan dördüncüsüyle devam ediyoruz. Burada bir soru metni var. Ona bakıp çözümlerimizi yapacağız. Soruda sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık veya yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz kalıtsal özellikler olup birini annemizden, diğerini babamızdan aldığımız alel bir genin farklı çeşitleri çiftliğiyle kontrol edilir diyor. Alel çifti yazılırken baskın olan alel büyük harfle, çekinik olan alel ise baskın alelin küçük harfiyle yazılır. Kalıtsal bir özellik bakımından aşağıda verilen üç durumdan birine sahip oluruz. Baktığımızda homozigot baskın karakterini burada bize vermiş, e, heterozigot baskını vermiş, e, homozigot çekinik vermiş. Bu zaten buradaki metnin bir nevi özeti olmuş şu şekilde. İnsanda kıvırcık saç deli Düz saç aleline baskın olduğuna göre, o zaman şöyle diyebiliriz: e, Büyük A diye biz e, saç genini isimlendirdiğimizde, e, buradan da baktığımızda kıvırcık saçın düze baskın olduğunu görürsek, o zaman büyük A bizim için kıvırcık oluyor. Şu şekilde de o zaman e, küçük a harfi de şu şekilde düz saç genini temsil ediyor. Bizim sorumuzda şekildeki gibi düz saçlı bir anne ile kıvırcık heterozigot kıvırcık saçlı bir babanın doğabilecek çocuklarının saç şekli özelliğiyle genotiplerin hangisi sahip olması beklenemez demiş. Şimdi biz buraya, şurada çözümlemeye çalışırsak anne ve babamızın görselinden ve verilen bilgiden de yola çıkarak ne diyor burada? Düz saçlı bir anne, düz saçlı anne olabilmesi için çekinik bir karakter olduğundan dolayı annemizin gen çiftinin küçük a küçük a olduğunu biz buradan ortaya çıkarabiliyoruz. Şu şekilde babamız neydi? Babamız da heterozigot kıvırcıktı. Buraya baktığımızda heterozigot olabilmesi için babanın da büyük a küçük a genlerine sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu anne ve babanın çocuklarının nasıl olduğunu biz çaprazlama yaparak bulduğumuzda şu şekilde. Önce buradan götürdüğümüzde büyük A küçük a, sonra küçük a küçük a, sonra yine bir büyük a küçük a heterozigot. Burada da bir çekinik karakter ortaya çıkıyor. Bizim çaprama çaprazlamamız sonucunda gördüğünüz gibi iki tane heterozigot baskın. Burada da iki tane homozigot çekinik karakter oluştuğunu görüyoruz. Bakıyoruz. Bizim şıklarımıza baktığımızda 3 no'lu şıkta verilen küçük a küçük a'nın oluştuğunu görüyoruz. Yine büyük a küçük a'nın oluştuğunu görüyoruz ama büyük a büyük a'nın bu koşullarda oluşması beklenemez. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabının a şıkkı olduğunu buluyoruz. Fen bilimleri örnek sorular beşincisi ile devam ediyoruz. Bir araştırmada bezelye bitkisinin tohum şeklinin, Kalıtımıyla ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Burada gördüğünüz üzere hangisinin diğerine baskın olduğu, hangisinin çekinik olduğu bize verilmemiş. Arı döl, yuvarlak tohumlu bezelye bitkisi, arı döl, buruşuk tohumlu bezelye bitkilerini görüyoruz. Hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğu zaten bize verilmemiş. Soruda da zaten bu soruluyor. Baktığımızda bu soruyu çözümlerken bizim e, buradaki ilk birinci e, döllerden değil birinci kuşak tohumlardan yani oluşan tohumlardan yuvar e, yola çıkmamız gerekiyor e, bizim burada e, şu şekilde baktığımızda hepsinin yuvarlak olduğunu görüyoruz dolayısıyla yani herhangi bir buruşuk tohumlu bezelye bitkisinin oluşmadığını görüyoruz buradaki buruşuk bezelyeden hepsi yuvarlak olduğuna göre o zaman şunu söyleyebiliriz yuvarlak e, karakterin baskın olduğunu, buruşuğun ise çekinik olduğunu, bu birinci kuşak tohumlardan biz buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde çaprazlama yaptığımızda ne diyor? Arıdöl yuvarlak tohumlu bezelye bitkisi. Yani şuradaki arkadaşlar şurayı şimdi buraya aktaracağım, burada çaprazlama yaparak devam edeceğim. Arıdöl yuvarlak dediğinde Arı döl olabilmesi için biliyorsunuz homozigot olması gerekiyor. burada da arı döl buruşuk dediğine göre yine homozigot çekinik, homozigot Burada homozigot çekini görüyoruz. Burada da homozigot baskını görüyoruz. Şimdi birinci kuşak tohumlara baktığımızda hemen çapramayı yaptığımızda büyük A küçük A büyük A küçük A. Birinci kuşak tohumların hepsinin zaten yuvarlak olduğunu görüyoruz. Yine birinci kuşak tohumlar bitkiler kendi arası arasında çaprazlandığında büyük A küçük A büyük A küçük A çaprazlıyoruz. Gelen karakterlere baktığımızda büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve en sonda küçük A küçük A homozigot çekinik karakterin oluştuğunu görüyoruz. İkinci kuşak tohumlarında ne, ne, nasıl oluşmuştu? Bakıyorsunuz şuraya baktığımızda %75'inin yuvarlak olduğunu görüyoruz. %25'inin ise buruşuk tohumlu olduğu ortaya çıkıyor. Bu bilgilerden yola çıktığımızda biz zaten şu anda tüm karakterlerimize ulaşmış bulunmaktayız. O zaman sorumuzun cevabını çözebiliriz. A şıkkında diyor ki buruşuk tohumlu olma özelliği yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır. Hayır. Bizim buradan gördüğünüz üzere buruşuğun çekinik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu e, A şıkkı doğru değil. B şıkkına baktığımızda ilk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir demiş. İlk çaprazlama sonucuna baktığımızda şuraya baktığımızda arkadaşlar hiçbiri çekinik değildir demiş. Evet hiçbir çekinik karakter yok. O dolayısıyla B şıkkımız doğru oluyor. C şıkkına baktığımızda ilk çaprazlama sonucu oluşan tohumların genotipi baskın özellikteki arı döldür demiş. Evet bir baskınlık var ama arı döl değil arkadaşlar. Burada bir heterozigotluk durumu var. Dolayısıyla C şıkkını da alamıyoruz. İkinci çaprazlama sonucu oluşan yuvarlak tohumlarının tamamının genotipi melezdir demiş. İkinci çaprazlamaya baktığımızda buraya oluşan yavrulara baktığımızda Evet şurada bir ikisinin melez olduğunu görüyoruz ama bir tanesinin melez olmadığı büyük A büyük A homozigot baskın olduğunu görürüz dolayısıyla D şıkkı da doğru değil. Doğru cevap olarak B şıkkını işaretliyoruz. Fen bilimleri örnek sorular 6. sorumuzla devam ediyoruz. Kalıtsal özelliklerimiz saç şekli, kan grupları, kulak memesinin yapışık veya ayrık olması gibi biri annemizden, diğeri babamızdan aldığımız alel çiftiyle kontrol edilir. Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı doğuştan gelen bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır. Bu konuyla ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında akraba evliliği primer bağışıklık yetmezliklerinin ortaya çıkmasına en önemli nedenlerden biridir. Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor demiştir. Halel bir genin farklı çeşitleri diye de burada bir açıklama verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar biliyorsunuz genetik hastalıklar akraba evliliği ile daha çok ortaya çıkma olasılığı artıyor. Bunun sebebi de aynı hastalıkların anne ve babada olma riskinin daha fazla olmasıdır. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında sorumuzu çözmeye çalışacağız. Zeynep yukarıda verilen haberde geçen akraba evliliği ile zararlı çekinik alevlerin bir araya gelmesi çocukların, çocukların doğuştan hasta olmasına nedeni oluyor cümlesini okuduğunda çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir demiş. Baktığımızda e, hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa yol açan alevin tek bir ebeveynden gelmesi yeterlidir. Böyle bir şey mümkün değildir. Zaten akraba evliliğindeki mantık Akraba olan bireylerin anne ve babanın evlendiğinde ikisinde de çekinik bulunan genlerin bir araya gelip çocuklarda görülme olasılığının fazla olması sebebiyledir. Dolayısıyla tek bir ebeveynden gelmesi yeterli değildir. Anne ve babadan iki genin de gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla birinci önerimiz doğru değil. 2'ye baktığımızda sağlıklı görünen anne ve babanın çocukları sağlıklı olmayabilir. Evet arkadaşlar. Sağlıklı görünen anne ve babanın çocuklarında e, hastalıkların görülme riski olabilir, taşıyıcı olabilir anne baba. Bu çocuğunda görülebilir. Dolayısıyla 2 nolu önerimizi doğru kabul ediyoruz. 3'te tüm akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar. Böyle bir şey mümkün değil. Bir risk vardır. Ancak e, kesinlikle ortaya çıkacağını iddia edemeyiz. Evet e, tekrar ediyoruz. Akraba evliliklerinde hastalıkların ortaya çıkma olasılığı diğer evliliklere göre daha fazladır. Ama bir kesinlik söz konusu mudur? Hayır kesinlik yoktur. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabının B olduğuna ulaşıyoruz. Fen bilimleri örnek sorular 7.sine devam ediyoruz. Bir genin farklı şekillerine alel denir. Bir bilgi verilmiş. İklim değişikliğine bağlı olarak bir bölgede yaşanan kuraklık tarımda verimin düşmesine neden olmuştur. Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun ekilebilecek bitki türünün tohumlarıyla ilgili araştırma sonuçları tablodaki gibidir. Kuraklığa e, dayanabilecek bir bitki aranıyor sorunun köküne baktığımızda. Buraya baktığımızda arkadaşlar homozigot baskın karakterli tohum fenotipinin kuraklığa dayanıklı olduğu, heterozigot baskın karakterli e, yine tohum fenotipinin, e, kuraklığa dayanıklı olduğu, homozigot çekiniğin ise kuraklığa dayanıksız olduğu bilgileri var. Tablodaki bilgilere göre iki hipotez ortaya konulmuş. Bunlara bakıyoruz. Birinci hipotezde e, homozigot baskın genotipli tohum ile homozigot çekinik genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar elde edilir. Bakıyoruz hemen birinci hipotezimizi deneyerek görelim. Hemen homozigot baskınla homozigot çekini karakterimizin çaprazlamasını yapalım buradan. Evet büyük D büyük d yine büyük D büyük d. Yine bu şekilde karakterlerimiz oluşuyor. Buraya baktığımızda biz birinci hipotezde ne diyordu? Tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar diyordu. Bakalım burada heterozigot baskın karakterlerimiz var. Burada da heterozigot baskın karakterlerimizin hepsinin kuraklığa dayanıklığını görüyoruz. Evet bunların hepsi kuraklığa dayanıklı karakterler dolayısıyla birinci hipotezimizi doğru kabul ediyoruz. İkinci hipotezimize baktığımızda eee heterozigot baskın genotipli tohum ile homozigot çekinik genotipli tohum çaprazlanırsa ne olur? Ona da hemen bakalım. Şöyle baktığımızda birinci karakterimiz, ikincisi. Evet burada hemen çaprazlamamızı yapalım. Evet arkadaşlar ne diyor? Çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıksız demiş. Hayır burada gördüğünüz gibi kuraklığa dayanıklı iki tane yavru birey oluştuğunu görüyoruz. Şunlar evet kuraklığa dayanıksız ama buradaki bireyler kuraklığa dayanıklı. Dolayısıyla ikinci hipotezimiz doğru değil. O zaman bizim arayacağımız şık ne olacak? Birinci hipotezin doğru olduğu, ikinci hipotezin doğru olmadığı bilgiyi veren c şıkkını burada kabul ediyoruz. Fen bilimleri örnek sorular 8'de devam ediyoruz. Aşağıdaki koyunlarda gerçekleştiren klonlamanın aşamaları şemayla gösterilmiştir. Burada evet iki tane koyunumuz var. A koyunu var. B koyunu var. Burada A koyununun vücut hücresi alınıyor. Gördüğünüz gibi daha sonra bu vücut hücresinin çekirdeği çıkarılıyor. Burada B koyununda döllenmemiş yumurta hücresi gördüğünüz gibi çıkarılıyor. Burada çekirdeği ayrılıyor. Yani burada yumurta hücresi çekirdeksiz bir şekilde kalıyor burada da çekirdeği çıkarılmış olan hücre, hücrenin çekirdeği şurada, buradaki çekirdeksiz yumurta hücresiyle birleşiyor, bir nevi suni bir döllenme yapılıyor, çekirdeği yumurta hücresiyle kaynaştırılıyor. Uygun ortamda çoğalan hücreler embriyo haline geliyor, embriyo C koyunun bir başka koyunun rahmine yerleştiriliyor, tamamen burada gelişimini sağlamak amacıyla. Daha sonra burada bu embriyo C koyununun rahminde yerleştikten sonra belirli bir hamilelik süresi sonrasında D koyunu olarak yavru bireyimiz dünyaya geliyor. Bu bilgiler ışığında bu şema ile ilgili olarak ifadelerden hangilerinin doğru olduğuna bakacağız. Birinci sorumuzun birinci önerisinde baktığımızda vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi uygun ortamda embriyoyu, oluşturmuştur demiş. Vücut hücresine ait e, çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi. Şuradaki şu yumurta hücremizden bahsediyor aktarılma işleminden sonraki uygun ortamda embriyo oluşturmuştur. Evet burada embriyonun oluşumunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci öneri doğru. İkincisine baktığımızda D koyunun genetik yapısı C koyunuyla aynıdır. Şuradaki D koyunumuzda C koyununun aynı olduğunu söylüyor. Hayır değildir. Neden? Çünkü C koyunu sadece burada doğumun gerçekleşebilmesi için bir nevi taşıyıcı annelik yapmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kalıtsal bağı yoktur. Sadece çocuğun daha doğrusu yavru bireyin beslenmesine anne karnında yardımcı olmuştur. Dolayısıyla herhangi bir kalıtsal benzerlik yoktur. İkinci şıkkımız doğru değil. Üçe baktığımızda D koyunu eşeyli üreme ile oluşmuştur diyor. Buraya baktığımızda D koyununun erkek ve dişi bireylerden dünyaya gelmediğini tamamen klonlama yöntemiyle meydana geldiğini görüyoruz. Herhangi bir eşeyle üreme yok. Dolayısıyla bizim 8. sorunumuzun doğru cevabının aşık olduğu ortaya çıkıyor. Fen bilimleri örnek sorularından 9.suyla devam ediyoruz. Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar. Ormanlık bir alandaki geyik sayısını arttırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor. Ancak geyiklerin sayısı arttıkça bireylerin başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireyler arasında rekabet, hastalık ve yavrular da ölümle artıyor. Bundan sonra nüfus artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor diyor. Bir adaptasyon var. Burada gördüğünüz gibi bir seçilim var ortama uyum sağlayanlar yaşamına devam ederken sağlayamayanlar da yok oluyorlar. Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış oldukları çıkarımlardan hangisinin yanlış olduğunu bulacağız biz arkadaşlar. Bakıyoruz geyiklerin sayısı ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir diyor. Evet baktığımızda ilk başta geyik sayısının arttığını ama yaşam için gerekli kaynaklar azaldığında ölümlerin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla ortamın kaynak miktarı geyiklerin sayısını verilemede önemli bir durumdur. Dolayısıyla bunu doğru kabul ediyoruz. B şıkkına baktığımızda yaşam alanındaki değişimler bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçimini destekler. Evet, burada son cümlemize baktığımızda ortam koşullarına uygun özellikler taşıyanların yaşamlarını devam ettirdiğini söylediğinden dolayı B şıkkının da doğru olduğunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması kaynakların kullanımında rekabete yol açar. Yine metnimize baktığımızda arkadaşlar Burada yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından ne başlıyor? Rekabet başlıyor, hastalıklar gözüküyor. Dolayısıyla geyiklerin kullandığı kaynaklar azalırsa rekabeti yol açması gayet normal ve doğal bir durum. E C şıkkını da kabul ediyoruz. D şıkkına bakıyoruz. Geyiklerin artış hızı düşmanların olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir. bir süreklilik söz konusu değil. Çünkü sadece düşmanlar değildir. Ortamda bulunan kaynaklar, gerekli kaynaklarının ee, mevcut durumu da bizim için çok önemli. Sürekli olarak bir artış söz konusu değil. Evet belirli bir noktaya kadar artış var. Ancak o saatten sonra e, bireyler arasında rekabet artınca, hastalıklarda e, hastalıklar da artınca ölümlerin arttığı gözlemleniyor. Dolayısıyla bir sürekli artış yok. E, D şıkkımız bu anlamda doğru değil. 9. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Fen bilimler örnek sorulardan 10. ve son sorumuza devam ediyoruz. Barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar şekilde gösterildiği gibi yukarıdan aşağı doğru kalınlaşmaktadır. Biz de şeklimize şöyle baktığımızda şurada daha ince bir duvar tabakasının olduğu ama alt kısımda daha kalın bir duvar tabakasının olduğunu görmekteyiz. Bu durum 1-2-3 gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir diyor. Arkadaşlar suyun özelliğini biliyorsunuz. Su basıncının ee, neden olduğu daha doğrusu su basıncını etkileyen durumlara baktığımızda e, derinliğin bu anlamda etkili olduğunu biliyoruz. Ee, yine e, sıvının yoğunluğunun da belirleyici olduğunu biliyoruz. Baktığımızda arkadaşlar e, burada şurada derinlik arttıkça gördüğünüz üzere su derinliği arttıkça duvara da daha kalınlık yapıyoruz. Neydi? Neden? Çünkü derinlik arttıkça sıvı basıncı da artıyordu. Buradaki basınç şu noktadaki basıncın şu noktadaki basınçtan daha fazla olduğunu biliyoruz. E basınç arttığından dolayı dolayısıyla buradaki duvarımızın kalın olması da gayet normal. Dolayısıyla hangileriyle açıklanabilir demiş. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması duvarı kalın yapmamızdan sebeptir. Evet doğrudur. E, sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncının artması. Şimdi biz bu grafiğe göre bakıyoruz. Evet sıvının yoğunluğunun artması sıvı basıncını artırır ama biz bu şekle göre e, soruyu çözeceğimizden dolayı burada e, sadece su var. E, suyun yoğunluğunu arttıran da herhangi bir durum da olmadığı için e, dolayısıyla sıvı basıncı da etkilenmemektedir. E, şuradaki suyla şuradaki su sıvı cinsi aynı olduğundan dolayı bizi etkileyen herhangi bir durum olmayacağından dolayı iki nolu önerimizi kabul etmiyoruz. Üçe baktığımızda sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olması. Evet farklı bir sıvı kullanılsaydı belki duvar kalınlığını etkileyebilirdi ancak burada bizim önüne set çekilmiş sıvıya baktığımızda Şurada sadece su olduğunu görüyoruz. Farklı cinste bir herhangi bir sıvı yok. Dolayısıyla farklı cinste olmadığı için farklı bir yoğunluk da oluşmuyor. Dolayısıyla burada farklı sıvı cinsinin kullanılması bizim için herhangi bir önemi yok. Hani burada belirli bir kısmına kadar su konulsa başka kısmına belki zeytinyağı filan gibi bir, farklı bir sıvı konulsa evet üçü doğru kabul edebilirdik. Ancak böyle bir durum kabul edemeyiz. Neden? Çünkü her noktasında ne var arkadaşlar? Su var su olduğundan dolayı 3 de doğru değil. 10. Ee, sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 yani B şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularını dinlediniz ve izlediniz. Ee, sınavlarınızda başarılar dileriz.